Çapa makinesi, dizel, 10 beygir, Weimar. Hepsi Çin diyenler doğrudur, bu da Çin malı. Arkasına aldığımız romork. Standart geliyor, iki parça geliyor kargoda. Ben bu romorka ilave olarak bir tane tepe lambası taktım. Tepe lambasının kablosu aküye gidiyor. Yeni bir tane 24 amper. Bağlamak kaydıyla tepe lambasını çalışır hale getiriyorum. Normalde standartta tepe lambası yok. Ama bahçenizle eviniz arasında gidip gelirken olur ha, trafiğe çıkıyorsanız bu çok önemli bence. Çapa makinesi zamanla sadece işlerin olduğu dönemde kullanıldığı için bakımı senede bir defa yapılıyor. Yağı değiştiriliyor. Şanzımanın yağı, motorun yağı farklı. Dolayısıyla zannedersem ki kömürü bitmiş. Marşlı. Romork gelirken arkasında hiçbir şey gelmiyor. Sadece çıplak metal. Monte ettikten sonra ben hurdacıdan böyle bir lastik aldım. Yani pahalıya aldım açıkçası. Bu yürüyen bant conveyor lastiğiymiş. Tam da geldi, kestim. Bir takım yerlerine işte fosforlar yapıştırdım ki yani iyice görünür olsun. Çok ekonomik. Günde 5 saat çalışsın. Belki bir depo dizel, mazot kullanıyor. Yani 20 dönüm yeri geçen sene komple hem çevresini ağaçların hem aralarını 50 liralık mazotla 2 günde yaptım. Şu yağ filtresi çok önemli. Şuraya kadar orada içeride işareti var. Yağ koymanız lazım. Koymazsanız, yağsız kalırsa motoru bitirirsiniz derler. Ve haklılar da tabii ki. İlk geldiğinde çapa makinesi şu demir biraz kısa geldiği için şu gidon sürekli göğsüme çarpıyor dönüşlerde. Çünkü bunun sevki idaresi oldukça zor. Onun için ben biraz demire ilaveler yaptırdım demirciden. Tik kaynakla. Bu şekilde kullanıyorum.